Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere ek atama gelirse kaç bin gelir ve ortalama Kaç bin atama bekleniyor ek atama için. Tabii ki bu videoda sizlerden isteğimiz e, beğenmeniz ve abone olmanız. Çünkü videoyu öne çıkartıp ekatamayı ek atamayı gündeme getirmek. Twitter daireyetten gündeme girmeye çalışıyoruz. Burada da yine YouTube'da da bu şekilde gündeme girmeye çalışıyoruz. O yüzden destekleriniz çok önemli. Beğenmeniz ve abone olmanız. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi ek atama gelirse kaç bin gelir? Tabii ki 55 bin gelmesini istiyoruz. Bu birinci seçeneğimiz. Yani inşallah 55 bin gelir de 100 bin atama tamamlanır. İnşallah ümitlerimiz bu şekilde. Ama ama, e, tabii ki 55 bin geleceği de kesin değil ki ekatamonun geleceği de şu anda kesin değil ama yüksek ihtimalle gelecek gibi duruyor çünkü genellikle her sene geliyor ki şu anda özellikle siyasiler çok ciddi bir şekilde bunu gündeme getiriyor. O yüzden bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yapma olasılığı yani ek atamaya getirme olasılığı çok yüksek. O yüzden ek atamanın gelme ihtimaline yüksek bakıyoruz. Şimdi ek atama gelirse ortalama tabii ki dediğimiz gibi ilk başta da söylediğimiz gibi 55 bin isteğimiz ama gelirse 25.000 bin 30 bin civarlarında bir ek atamanın gelebileceğini de söylemek mümkün arkadaşlar. Yani 55 bin ek atama olasılığı birazcık düşük. Bunu üzülerek söylüyorum aslında. Tabii ki siz diyorsunuz hocam 55 bahsedin. Tabii ki ondan bahsedeceğiz ama e, tabii ki doğruları da birazcık bu süreç içerisinde söylemek gerek. 55.000 keşke gelse biz yanılsak ama birazcık ihtimali düşük gibi ama 55 bin gelmese de bir 25 bin 30 bin gelmesi gerekiyor. Yani 25 bin 30 bin beklentiler içerisinde ek atama için. İnşallah bir 25 binlik 30 binlik bir ek atama bu süreç içerisinde bekliyor olacağız. Ki dediğimiz gibi bu tarzlarda bir atama bekliyor ki bayram müjdesi olarak da inşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla alakalı bir açıklama yapacaktır. abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.